Hey Sam, ben Adal. Şu an Almanya'dayım. Hiçbir yerde internet yok. Şu an izlediğiniz videoyu aşırı zor şartlarda atıyorum. Şey diyebilirsiniz, lan Almanya'dasın lan, neden bu zor şart diyorsun. Ama internet bulmak zor şu an, çünkü ben burada yaşamıyorum. Ziyarete geldim. 2 megabit internetliyim. Yani bu demek oluyor ki şu anki izlediğiniz videoyu 8-9 saatte yükleyebildim. İçeri girdiğimiz gibi lens falan bile buhu oldu, hiçbir şey çekmiyor. Ama yerler de soğuk. Kamera bile üşümüş ya. Buhu yapmış. Neyse, asla uygun şartlarda değilim. Videoyu beğenin, abone olun, destek verin algoritma için. 30 bin beğeninden sonra serinin devamı da gelecek. Ama evet, uygun olmadığımı şu an arka seslerden anlarsınız. Hadi videoya geçelim. Evet. Evet, tamam, tamam. En son biz eşeğiz. Halka filmini izlediyseniz oradaki şeyin aynısını yapmıştık. Küçük bir kızı kurtaracağız diye, onun ruhunu serbest bırakacağız diye, onu gerçekten serbest bırakıp kötülüğü içeri almıştık. Aynı şey şu an burada var. Okey. Biz bu velene bakacağız diye bu sefer onun farklı evrenlerdeki hallerini açığa çıkarmıştık. Şimdi başlıyoruz tekrardan. Aşırı iyilikte yaramıyor. Aşırı kör iyi niyet iyi değildir. Tepede siyah yıldız, aşağıda beyaz bahçe. Çocuk kardan yapılmış bir adam istedi. Newt ölmüştü, evet ölmüştü. Neden hatırlattın ki, üzüldüm şimdi. Evet. Merhaba. Bir kar topu. Kardan adam yapsak sen ne? Atamıyor muyum bunu? Kardı yuvarla. Böyle mi yuvarlayayım? Aa, kardan adam yapacağız cidden. Ulan lan. Bursa'ya en son ne zaman yağdı? Geçen sene yağdı aslında. Ama ondan önce bayağı yağmamıştı. Karı severim. Kara bayılırım. Ben doğduğum zaman her yer kardan dolayı kapanmış. Hiçbir şekilde zincirsiz gidilemiyormuş. Yollar böyle tıka basa, yani korkunçmuş. Ben öyle bir karlı bir günde 26 Ocak 2000 yılında doğmuşum. Olsun, bir tane daha yaparım. Ne olacak ki? Sen de düşme lütfen. Gel. Şimdi ben sadece kardan adam yapmak istiyorum. Böyle macera falan. Ha? Evet, Lionel Messi. Bunu da mı karda yuvarlayacağım? Bunu da başka bir parçası mı? Abi sen oraya gitme de. Sen şöyle gel. Burada alet edevatlarımız var. Kömürümüz var. Önce kardan adamını yapmayı bitir. Kardan adamı fotoğraflayacağım. Mantarlarımız var. Bir atkı alabiliyorum. Aa, kardan adam yapıyorum böyle. Ama cidden benim tek amacım kardan adam mı? Yani bunu aldım abi. Aa, buradaymış. Aa, bedeni buradaymış. Benim için yapmış, tamam. Bam. Kafa gerekli. Kafayı da yapalım abi. Şöyle at abi. Şurada yuvarla. Şu an chill. Gerçekten çok rahat ya. Birazdan kim bilir neler olacak ama olsun. Kardan adam yapmak eğlenceli. Bam. Abi burnu da ben koyacaktım. Aa, şimdiden bak çatık kaşlı bir şey oldu. Kömürleri koy abi. Gözleri koyalım. Bir dakika, nereye koyduk? Oğlum ben, aa, bunu ben mi yapıyorum direkt? Şu gözlerin olsun abi. Şöyle kaş göz yapacağım sana, merak etme. Şöyle küçükten. Şöyle. Şöyle. Seni biraz masum yapmayı deneyeceğim. Çünkü normal iskeletin çok fazla korkunç duruyordu. Aha. Abi kara kaşlım benim canım. Ha bir de ağız yapalım sana. Yok abi bu olmadı. Şöyle. Sen çok mutlu ol. Hiçbir kardan adamı böyle kömürler koyup yapamam. Genellikle büyük abiler gelip kardan adamımızı kırarlardı. Ve biz de üzülürdük. Böyle yani. Büyük kardan adamları ben çok küçükken babam yaptı. Çünkü babam, yani babam onu yaptığında gelip de bozamayacakları için. Ama ben böyle yapamadım yani tek başıma. Ama çok korkunç oldun ya. Bu ne? Kardan dayı. Atkı al abi. Sonracıma bir şapka da alalım sana. Takki oldu bu. Abi çok korkunçsun, çok. Ellerini de alalım, koyalım şöyle. Sonracıma ne koyabilirim başka? Şunu ekleyebiliyor muyum? Başka ne var? Şapka işte farklı. Şöyle şapka al abi ya. İlla öyle mi olacak? Peki eline süs, şöyle süs. Bunları neden yerleştiriyorum ya mesela? Sonra fotoğraf çekeceğiz. Aha. Şu fotoğraf makineleri. Aa!
Ya kam. Abi ben bu oyuna senin gönlün eğlensin diye girmiyorum artık. Anla şunu ya. Al. Ha, gözlerini atacağız. Okey. Abi tamam tamam sakin ol. O bu Minecraft donma efekti. Tamam dur tamam yerden alacakmış gibi atıyorum ya bir de. Atabilir miyim artık? Atabilir miyim artık? Ha, cidden çok kötüsün ama benim evladımsın diye seveceğim seni şimdi. Seni sen boş ver seni ya. Hiç de umurumda değilsin. Gel abi. Şimdi bir daha çekinelim artık şu fotoğrafı çekinelim lütfen. Abi. Seni istemiyorum ya. Sen anılarımda olma artık. O neydi abi? Ben buna nasıl bakabileceğim tam olarak? Bu filmde zaten fotoğraf var. Okey. Ben bunu yıkamaya gideceğim. Mi? Evet. Karanlık odada fotoğraf geliştirir. Bu klasik banyo. Analog fotoğrafları banyolamak lazım. Ama o neredeydi? Galiba buradaydı. Evet burası. Hatırladım. Abi birden pat diye çıkınca şu şeyde bak. Yani birden gerçekten çok korkunç oldu ya. Ama cidden de korkunçmuşsun. Şu korkunç hali ama benim yaptığım ilk halinden korkunç değil. Kesinlikle. Aa. Oğlum açım açım ama sosis falan sandım havuçmuş. Neyse sağlıksızlığı beslenelim. Sosis sağlıksız. Sen. Teşekkür ederim. Ben. Bebeği besle boş bir biberon al. Yılbaşında da mı abi? Kalkayım abi tamam. Paşamızın, kel paşamızın keyfi olsun biberon. Şimdi mutfağa gidip süt bulacağım. Mutfak. Mutfak nerede abi? Burada. Paşam paşam paşam. Şimdi acil durumlarda camı kır boş ver. Aa kurabiyeler de tatlı. Ha bu kurabiyeler de var. Siz de yiyin mi abi? Ha sütü buraya batırıyorum okey. Tamam gel buradan devam edelim. Abi Instagram'da kız tavlamaya çalışan erkekler gibi şeytan sesi mi olur ya? Tamam tavladın kanka ya gerçekten. Şeytansın sen ya. Sen şeytansın ya. Ne bu yani bu tavlama olayı yani? Beni mi tavlayacaksın? Şimdi bebeği gel senin boklu götünü bir açacağız yine. Bak kendi çocuğum olsun günde 30 kere saçın okeyim sen sıçma. Kokuşan seni alıyoruz şapkanı giydiriyoruz. Şapka nerede onu bulacağız. Evet kesinlikle. Üst odaya çıkabiliriz bulabiliriz bir şeyler. Oh! Oh! Tamam hiçbir şey yok. Şapkayı alacağız. Ulan lan tatlı şey. Sen beni takip ediyorsun değil mi? Evet sen beni takip ediyorsun. Ve bir sen eksiktin. Şimdi canım bebişim. Gel. Ha gıcık mı gıcık? Tipe bak. Küçük bir elf gibi oğlum. İyi elf. Seni şuraya oturtturalım. Bezini değişti. Gerçi beyin hasarı yendi. Şimdi ne yapacağım? Hindiyi dondurucudan çıkar. Çünkü yılbaşı. Önemli. Bunu çıkaralım abi. Fırınımıza koyacağız. Bak. Şimdi sana ilk hayat dersleri. Nasıl hindi yapılır? Şöyle. Bilmiyorum, ekstra bir şey yapmama gerek var mı? Yok. Komşular geldi. Ben ve tamam. Alo. Aşkım bakıyorum kapıya tamam. Aa! Ölmemişsin lan. Kerata. Ne oldu o zaman? Ben nerede uyandım tam olarak? Çok sevindim. Çok sevindim. Şapkasına bak. Yerim lan seni. Yerim lan seni. Şu gözlere bak. Aa oyun şu an güzel oldu. Şimdi bunları Noel Baba olayı gibi gideceğiz. Evet. Noel Baba'nın ilk olduğu zamanlarda. Aynı bu renkmiş. Bak bak bak. Nerede bizim tip? Şöyle yeşilmiş. Coca-Cola'dan dolayı renkleri değiştirilmiş. Evet. Bu hikaye bir yayının bir saat önceki konusu değil mi? Şimdi bunları hediyeleri koyacağım değil mi? Ben Noel Baba mıyım abi? Şişko mu demeye çalışıyorsun bana? Abi yine ne oluyor? Yine ne oluyor? Hindi'yi unuttuk ya. Doğru doğru. Ben bunu da yapamam. Al abi. Söndür şurayı.
Tamam. Aynen. Bir Hindi gitmiş, nerelere gitmiş bakalım. Abi bir insanın fırınında en fazla ne olabilir? Ya. Dublör abi, dublör. Of, gözüm yağlandı. Olmuş lan indi. Tamam, gel götürelim, indiği masaya götürebiliriz. Ama gözüm çok yanıyor şu an. Şöyle ortaya koyalım. Oğlum sen de mi yiyeceksin manyak, sen robotsun. Aa, gözüm. Neden gerilme bir müzik çalmak zorunda? Otur. Okey, oturayım abi. Parmağın ucunda ufak bir yağ tabakası olur ve sen gözünü ovuştururken o yağ tabakası gözüne girer. Tam öyle oldu şu an. Tamam. Yani 2 saniye gözümü ovuşturuyorum, şuna bak. Bak yemin ediyorum bak, tam şu tip. Tam şu tip, aklında tut. Geçen ara gidiyorum. Ana yolda gidiyorum. Bir tane Toyota sollamaya çalışıyor beni. Ama ben de sola gideceğim, sinyal verdim. Ben de inadına geçtim. Sonra bu Toyota başladı böyle sol sağ sol sağ, böyle beni geçecek illa. Ben de aynamdan böyle dikiz aynasından bakıyorum. Aynı şu yüz ifadesiyle bir kadın, bir kız daha doğrusu, beni geçmeye çalışıyor böyle. Son odaklanmış. Aynı bu yüz ifadesi. Hava açıktı, güneşliydi, tam vuruyordu ve görebiliyordum. Birebir aynısı. Zaten kızlar harici şu dudak büzme yok. Sen erkek sanıyordum ama değilsin. Çorba içelim artık ya. Oh! Oh! Ottan boktan korkmayı sevmiyorum ya. Yemeğe devam et, yiyeyim paşam. Peki abi, yapımcıya sesleniyorum. Ne yapmaya çalıştın? Hani çok saçma ilerliyor şu an. Biberonu da mı alalım? Ah be abi. Tamam, okey. Tamam. Bu bizim şu an... Bir saniye, arkada bir şey döndü. Okey, tamam, biz gerçeklikten uzağız. Kim bilir neredeyiz şu an. Tamamen harabe bir evde uyanacağım değil mi? Abi kardan adamı keşke böyle yapmasaydım ya. Çok korkunçtırıyor. Çok gerici ya. Hayatımda yaptığım en boktan kardan adam. Tamamdır. Vaftiz mi edildim abi? Bu nedir? Nereden çıkıyorum? Ne bu? Arkadaşları mı? Yılbaşına mı çağırdın abim? Onu çek birader bu arada yani. Sen aile babasısın ama kolun kırılmış. Aa, sen Minecraft müzik diski kafana girmiş. Ya da Japon plağı. Şimdi... Bu şey, bu 5 parası olmayan müzikalci, böyle elektro gitarcı tipimiz abi. Burada en masum, abi aile babasısın da yani bu kadar yani, vallahi korunmaya ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Oo! Oğlum lan seni övdüm. Neyse. Sen elektro gitar çalmaya devam et abi. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bak kar... Tamam, kardan adam seviyorum. Da! Oğlum bak... Tamam şimdi... Aa! Abi ben o yılbaşı ağacını süsleyeceğim, kullanacağım, seneye de kullanacağım ya. Ne yapıyorsun şu an ağaca ya? Ben gerçekten hayatımın en korkunç kardan adamını yaptığıma %1000 eminim ya. Abi! Hayır ya. Başka ağaç istiyorum ben. İstemiyorum bunu. Özür dilerim ağaç. Of.
ben ne yapacağım şimdi? Kayıp hediyeleri bul. Bir de o hediyeler de şimdi artık. Mesela bir tanesi burada. Okey. Paşam. Oh paşama bak ya. Üşüteceksin. Cıbıl cıbıl. Ayaklar bak cıbıl cıbıl. Burada yolumuz yok. Buradan açacak mıyım? Buradan açamayacağım. Aldım ama bebek hediye istiyor. Sana mı vereceğim? Tamam al abi. Al buyur paşam. Ne kadar da mutlu ya. Bir hediye böyle mutlu olacağını bilsem alırdım ben sana ya. Çok kocaman burunlusun abi. İyi böyle yakışmış sana ama. Dilini yerim. Yerim tipe bak. Ama çok saf salak lan bu güzelmiş. Ama sen hayattan memnun değilsin abi. Onun farkındayım. Sen kucak mı istiyorsun abi? Gözler ne böyle? Tam sarılayım gel. Oğlum korkunçsun bu arada da. Arkadaki daha korkunç. Abi. Hadi sana da kucak hadi. Biberonu da var. Dışarısı çok tehlikeli. Tamam salla. Bebek hediye istiyor. Bebek sen daha... Ulan sen de mi gittin? Sana ne kadar hediye verebilirim Paşa Hazretleri? Daha devam edeceğiz. Okey, okey. Ne oluyor acaba? Abi duvarların içerisine başka kapılar. Tamam. En son buraya geldiğimizde paralel evrenler falan filan açılmıştı. Oradan uzak duralım. Bebekçiğimiz sadece hediye istiyor. Sakince gideceğiz. Hediyemizi bırakacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Tamam. Yemin ediyorum Amerikan polisi beni şoklasa gerçekten bu kadar şoklanır gibi olurdum. Ben yani kanka ben yaptım seni ben. Saygı duyman gerekiyor yani. Şu an ergenlik çağında. Aile arasında babanız belki ben yaptım seni diye benim babam demedi böyle bir şey ama belki demiştir sizinkiler. Ben böyle bir argümanla çıkışmaya çalıştım. Dinleyecek mi paşa bakalım. Burada da bir hediyemiz. Sen var ya sen. Keşke kulak yapaydım da kulaklarını çekeydim de ama yok işte yapmadı kulak falan. Şimdi fotoğraf çekilmenin zamanı değil. Bence de değil. Bu ne? Hiçbir şey. Bebek ne yapıyor? Hediye istiyor. Tamam açalım bebeğe. Gidelim hediye götürelim bebek paşaya. Nankör. Sen nankör bir köpeksin tamam mı? Abi hediyeni ben öbür tarafta mı bıraktım ya? Evet hediyeyi bırakmışım. Özür dilerim. Benim babam bir tane hediye alsın ben sevinirdim ya. Ben gerçi senin babanla değilim. Hiç kimseyim ben. Alayım şu hediyeyi de. Zamane çocukları. Montaigne'in de dediği gibi. Asla abi olmuyor yani. Her nesil birbirinden sonra gelen nesle bir laf çakıyor. Olmadan olmaz. Büyükler her zaman küçüklere ah be bu yeni nesil demiştir. 1400 yıllarda da 900'lerde de. Şimdi sana ne yapacağız? Hediyeleri aç. Ha unboxing yapacağız sana paşa. Tamam neymiş bu? Oha! Lan çok eğlenceli oğlum. Sana bir göz. İkinci göz. Çok iyi oldu lan. Burada açabiliyor muyum bu kapıyı? Açamıyorum. O zaman burayı da açamıyorum. Tipe bak. Böyle daha sevimli oldum bu arada biliyor musun? Seni şuradan vakumlayabiliyor muyduk ya? Seni atalım artık görmek de istemiyorum çok da. Şimdi şöyle mi yapıyorduk? Vanayı aç şuradan. Hop bye bye. Abi kral sensin ya. Kral sensin. Sen kral adamsın. Sen otur sen hak ediyorsun. Şimdi kargo iade geldi. Bunu da açalım. Bu neymiş? Yemin ediyorum ben bununla oynarım. Bugün yerime çok eskilerden kalan Game Boy tarzı şeyler olur ya böyle. Tetris oynarsınız, işte araba yarışı oynarsınız. 99 oyun bir arada böyle 2-3 butonu olur. Annem dedi ki, al dedi bunu işte pilini ayarla, oynasın. Abi ben aldım, başladım. Böyle yere yattım bir de. Tam böyle yeğenim gibi.
Böyle başladım oynamaya abi. Berip burup berip burup sesler geliyor. Ben çok seviyorum böyle küçük şeyleri. Bir de gittim abi bugün evdeki bütün hurda falan hesap makinesini aldığım 15 belki 20 yıllık MP3 çalar vardı. O 20 yıllık değil de en az 13 yıl olan bir MP3 çalar buldum. Pille çalışıyor, onu aldım ve eski şarkıları falan dinledim böyle kulaklık takıp. Eski nostaljik şeylere geçiyorum. Spotify yok abi ya o zamanlar tabii. Ne kadar da mutlu. Ben zevkle sana vurabilirim böyle. Vurmaya devam edebilirim ama en sevdiğim şey şu makine oldu ya. Bebeği yatağa koy. Bebek, canım, bebeğim, canım, güzelim. Senin... Oğlum gözlerin neden böyle lan? Senin yatağa geçmez artık, uyku vaktin geldi. Artık... Son hediyesi mi? Ah! Siz görmüyorsunuz da solda bana yazıyor son hediyedir, şudur budur. Hadi hadi açayım bunu da uyku şey hediyesi. Bu da neymiş? Nift amcadan gelmiş bakalım. Al bakalım bebişim. Ben bu hediyeyi nasıl bırakacağım? Oğlum nasıl bırakacağım bu hediyeyi? Ha bu hediyeyi de aşağıya mı götüreceğim? Sorun yok. Sorun yok. Uyan. Uyan uyan. Ya. Ha, baydı. Konuşmayı unutturuyorsun ya, yeter. Yapımcı demiş ki, almış böyle abi. Defterini almış demiş ki, hani yapmış olmak için ne yapabilirim? Her şeyi yapmış ya. No. Why did you bring him here? Abi. Not this time. Doğru, sen vardın. İyi tatiller. Sezonluk içerik artık tüm bölümlerde mevcut. Baby Neil son bir çılgınlık için geri dönecek. Son bir çılgınlık. Tamam. Bir bölümümüz daha var. Son bir bölümümüz daha var. Ya güzel korktum. Güzel şok yedik gibi oldu ama öyle çok çok kısa basit bir bölümdü. Teşekkür ederim eşlik ettiğiniz için. Evet, o Periş Doktor bizi takip eden Periş Doktor tam olarak o. Neden sıçtın içine her şeyin dedi. Bıraktı abi. Haklı. Kesinlikle haklı. Neyse arkadaşlar, ben bugün hiç yemek yemedim. Bugün işlerim vardı ve bugün kısa yayın yapacağım ama bakın yayın yapıyorum bak. Yayın yapılıyor. Yayın burada oluyor.